Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör belasını ortadan kaldırmak için elini taşın altına koymaya hazırlanıyor. Bunun için de liderler turu kapsamında Başbakan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve BDP lideri Demirtaş'ı ziyaret edecek. Takvim henüz netleşmiş değil ama CHP Genel Başkan Yardımcılarının bu konuya ilişkin ilk durağı Meclis Başkanı Cemil Çiçek oldu efendim. Ben gideceğim. Bütün siyasi parti liderleriyle konuşacağım. Ne için konuşacağım? Niçin konuşacağım? Bu ülkede analar ağlamasın artık. Yeter. Bunun edebiyatı da yapılmasın. Cumhuriyet Halk Partisi terör sorununun çözümü için harekete geçti. Toplumsal uzlaşma komisyonu kurulmasını istedi. Terörü sonlandırmak mı istiyorsunuz? Yol haritamızı bu böyle olmalı dedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siyasi partilerin, 4 siyasi partinin eşit sayıda gösterici 8 üyeden oluşacak bir toplumsal mutabakat komisyonu oluşturulmasıdır. CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğlu ve Sezgin Tanrıkulu önce Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret etti, komisyon dilekçesini iletti. Meclis Başkanı'yla yaptığımız görüşme gayet olumlu geçti. Görüşme olumlu geçti ancak Çiçek'in bir şartı vardı. Tüm partiler katkı sağlarsa varım dedi. Partileri ikna etmek için de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi. Benim önerimi beğenmiyorsan sen önerini getir, ben sana destek vereceğim. Yeter ki bu ülkede artık anneler ağlamasın. Siyasi partilerin kendi ön yargılarını bir tarafa bırakarak meclis çatısı altında bir araya gelmeleri gerekir. Düşüncemiz budur. Komisyonun kurulması liderlerin tavrına, yani destek ve üye verip vermemelerine bağlı. Çalışma süresi 6 ay olarak öngörülen komisyon için her partiden ikişer üye istenecek. O komisyonun yanı sıra meclis dışında da 12 kişilik akil adamlar komisyonu oluşturulacak. Siyasi partiler derler ki, diyebilirler ki bir akil insanlar grubu kuralım ama 12 üyesi olmasın, 20 üyesi olsun. Ona da açığız. Biz Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu kanaatinde değiliz. Bir terör sorunu vardır. Önce teşhisi doğru yapmak lazım. CHP'nin önerisine ilk tepki MHP'den geldi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural açılım uyarısı ama yaptı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılım politikasının bayrağını AKP ile birlikte taşıma noktasına geldiği noktayı da herkesin takdirine sunuyorum. CHP'yi de AKP'nin açılım sevdası sarmış durumda. CHP'nin önerisine temkinli yaklaşan MHP'li Vural, konunun MHP'ci değerlendirilebilmesi için CHP'den daha net açıklama istedi. Kürt sorunu ekseninde yeni açılımların önünü açabilecek girişimleri de elbette kabul etmemiz mümkün değil. O bakımdan partilerin her şeyden önce bu konuda görüş ve düşüncelerini açığa kavuşturması gerektiği gayet açık. Başta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Konu mecliste böyle tartışılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin genel kurulunda gündeme ilişkin değerlendirme yapıyordu. Tam o sırada salondan tepki sesi yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun birliği ilgilendiren konulara girmemesine tepki gösteren üyelerden biri Kılıçdaroğlu'na SMOB'un genel kurulundasınız dedi. Muhalefet genel kurulundasınız. Biliyorum ama kusura bakmayın. Ben bunları söylemek zorundayım. Neden? Ya beni çağırmayacaksınız? Kusura bakmayın. Çağırırsanız ben gelip konuşacağım burada. Samimi söylüyorum, içim dolu. Anlatacak yer bulamıyoruz.